Herkese iyi akşamlar. Maçtan önce rakibi söylemiştim, analizini iyi yaptık diye. İlk devre oyuna başladığımız dakikadan ikinci yarıya, yani ilk yarının sonuna kadar oyunu domine eden, sürekli topu ayağımıza tutan, pas yapan, topun bizde kalmasını sağlayan bizdik. Sadece burada topun bizde kalması yeterli değil futbolda. Üçüncü bölgede birazcık daha üretken olmalıydık. Çok net pozisyonlar üretemedik. Ha, topun bize kalmasını sağladık. Oyunu oynayan taraf bizdik. Rakip de karşı tarafta ikinci bölgede sürekli topun karşısında bizi karşılayarak, kompakt kalarak bizi kalelerine yaklaştırmıyorlardı pozisyon vermemek için. İlk devre bu şekilde bitti. İkinci yarıya biz üçüncü bölgede daha fazla üretken olmamız gerekiyor diye oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantıda bunları anlattık, bunları konuştuk. 60. dakikada da yaptığımız değişikliklerle oyunu tamamen ele aldık. Sonra goller geldi arka arkaya. Attığımız gollerden sonra birkaç tane daha pozisyona girebilirdik. Çok net pozisyona girebilirdik. Rakibin bir tane net pozisyonu var. Kontradan kalecimizin çıkardığı İrfan'ın güzel bir kurtarışla kurtardı. Sonra bir bireysel hatadan yediğimiz golle rakip tekrar iştahlandı ama rakibimize verdiğimiz çok net pozisyon yoktu. İki tane de attığımız gol var. Vardan döndü. Ofsayt olarak sayılmadı. Sonuç olarak biz buraya 3 puan almak için geldik. İstediğimizi aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu kadar. Sonuçta biz bir takımız. 26-27 tane oyuncumuz var elimizde. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Oynayan oynamayan biz herkesi değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim sistemimize giren çıkan her yapması gerekenleri antrenmanlarda çalışarak bir de görsel olarak yaptığımız teorik derslerde herkes görevlerini biliyor. Bunun için takımı bazı oyuncuları takımın içine tutabilmeniz için onları da oynatmanız, onları da işin içinde tutmanız gerekiyor. Ki yarın siz sürekli aynı oyuncularla sahada mücadele edersiniz. Biri sakatlandığı zaman, biri ceza alırsa, oyuncu arkasındaki oynatacağınız oyuncu hazır değilse nasıl bu orta ve uzun vadede bu maçlara çıkabileceksiniz. Onun için rekabet ortamı sağlıyoruz. Güzel bir rekabet ortamı var. Herkese oynatmaya çalışıyoruz. Çünkü iyi çalışıyoruz. Oynamayı herkes hak ediyor bizim takımımızda. Sonuçta bunu bu şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorum, oyuncularıma güveniyorum. İçeride olsun, deplasmanda olsun, ben hiçbir zaman o şekilde değerlendirmiyorum. Her oyuncumun bana takım için istediğini vereceğini bildiğim için bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Diğer maçın sonucuyla ilgili benim beklemediğim bir sonuç. 7-1'lik bir Norsjælland'ın galibiyeti. Çünkü Dolores'te son yıllarda sürekli üst üste Bulgaristan'da kendi liglerinde şampiyon olan bir takım. İyi bir takım ama nasıl oldu 7-1? O maçı da çok merak ediyorum. Yarın izleyeceğim onu da. Şu anda biz lideriz. Bundan sonra oynayacağımız maçları düşünüyoruz ve önümüze bakıyoruz. Rakip sizde gördüğünüz gibi bu maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Fiziksel olarak çok iyi mücadele ettiler. 11 kişi topun karşısında kalarak bize çok fazla alan bırakmadılar. Sürekli savunma yaptılar. Onun için üretmekte zorluk yaşadık. Daha sonra oyuna yeni giren oyuncularımızın enerjisiyle rakibin de birazcık da bir enerjisi düştü. Gücü azaldığı için biz de oyuna giren yeni oyuncularımız da daha rahat pozisyonlar bulmaya başladık. Biraz daha önde baskı yapmaya başladık. Goller böyle bu şekilde geldi ve maçı lehimize çevirmesini bu şekilde bildik. Biz maç maç bakıyoruz. Her maç her oyuncuya şans veriyoruz. Ligde olur, Avrupa'da olur hiç fark etmez bizim için. Bütün oyuncularımız bizim için değerli. Onun için bugün böyle değerlendirdik. Ya şimdi şöyle Eren Bey, yani bizde King daha önce de girdiği maçlarda gol attı. Antrenmanlarda da kendi performansını görüyoruz. Lig maçlarında da ona bir süre veriyoruz. Sonuçta bugün kendisi beklediğimiz gibi gollerini attı. Jaden hata yaptı. Futbolda hata olabilir. Kendisini maçın içinde de moralini bozma, işine yap dedik. Çok genç oyuncu da. Her geçen gün gelişim içerisinde. Soyunma odasına da tekrar gittim. Dedim ki olabilir, üzülme. Bunlar her futbolcu hata yapabilir. Sen önüne bak dedik. Biz biliyoruz ne olduğunu dedik. Onu da öyle teselli ettim ben. Ben futboldan gelen bir insanım. Uzun yıllar Fenerbahçe'de futbol oynadım. Futbolcunun ruh halini çok iyi bilen bir insanım. Onlarla birebir iletişim gerçekten çok pozitif, çok güzel. Ben herkese takımda aynı mesafedeyim. Hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırt etmem.
Herkese konuşuyorum. Oynayan oynamayan, antrenmanlarda dahi aynı şekilde. Biz hangi antrenmanı yaparsak, niye çalışırsak sadece bir blok, bir oyuncular çalıştırmıyoruz. Oynayan oynamayan herkese aynı şeyleri anlatıyoruz ki bizim oyun felsefemizi bütün takım öğrensin diye, gelişsin diye bunu yapıyoruz. King de bunlardan bir tanesi. Crespo sezon başından beri beraberiz. Sezon başı bazı sorunları vardı ikisinin. Crespo'nun ailevi sorunları, bunları daha önce söylemiştik. King'in de bazı kendine göre sorunları vardı ve sakattı. Rusya'ya geldi. İkinci gün sakatlandı. Uzun bir sakatlık geçirdi. Bunlar tabii onların takımın içinde kalıp form tutmasını biraz engelledi. Biraz dışarıda kaldı ama düzeldikten sonra yavaş 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 biz de bu oyuncuları motive ederek takımın içinde kazandırdık. Takımı da tuttuk. Bugün de güzel bir maç çıkarttı ikisini. Yani bütün takım oyuncularımı tebrik ettiğim gibi onları da tebrik ediyorum yani sonuçta. Tak ja som hneď po zápase do televízie povedal, že málo kedy je tréner s prehrou spokojný a ja dneska mám z toho zápasu dobrý pocit, aj hneď po zápase som mal dobrý pocit, pretože ten zápas bol otvorený do poslednej sekundy, hrali sme proti veľmi ťažkému súperovi a chalani si myslím, že podali výborný výkon a myslím si, že dostali sa na takú tú výkonnostnú hranicu svoju a v tom prvom polčase si myslím, že veľmi pozorne sme bránili a možno nám tam len viacej chýbalo v tých prechodových úsekoch do ofenzívy, kedy sme mohli byť nebezpečnejší, ale potom sme sa cez prestávku ukludnili a myslím si, že v tom druhom polčase sme dobre do toho šlapli a mali sme takú najlepší úsek, takú pasáž v tom druhom polčase, kedy sme od tej 50. minúty boli na tom ihrisku lepší, dokázali sme toho súpera zatlačiť. Boli tam nejaké závary okolo 16 a v 16. A potom taký nevhodný moment sme dostali ten gól na 0-1, pretože som cítil z môjho mužstva, že si verí, že môže určite niečo uhrať v tomto zápase a tam tá individuálna kvalita potom, že tam bola narážačka pekná a skončilo to gólom a Potom sme inkasovali aj druhý gól, aj keď aj pred prvým, aj druhým gólom sme dvakrát mali tú loptu na nohe a pred tým prvým gólom sme neboli dôrazní v súbojoch, zase pred tým druhým sme ju dvakrát stratili, keď sme išli do nejakej výstavby útoku alebo do prechodovej fázy. No ale chalani si cením, že sa nevzdali, že bojovali, že aj za stavu 2-0 makali, vysoko presovali. A vyústením toho bol ten gól na 2-1, ktorý nás vrátil naspäť do zápasu a nakoniec pri troche šťastia mohol ten zápas skončiť aj 2-2. Dneska celkovo trochu, v takomto zápase s tak silným súperom potrebujete trochu šťastia, ktoré sme dneska nemali, pretože v tej najlepšej pasáži mal dobrú strelu Kiko Košterna, Erik Daniel mal fantastickú, z môjho pohľadu už som sa tešil, lebo som myslel, že je v site. Dostali sme gól, tiež sme mali tam dobrú situáciu v 16, kedy sme nevyriešili, keď tá lopta už išla po 5 do poloprázdnej brány. Ešte potom sa dostala, myslím, Gerikovi Danielovi, ktorý to vysoko zakončil. Čiže tie situácie sme tam mali a no a na konci Risto, ktorého som dneska cítil, že keď ho tam dám, že niečo zaujímavé prinesie a to mal byť presne ten gól, ktorý mohol dať. A myslím, že by to bolo fakt perfektné aj pre ňoho, aj pre nás, pretože keby sme spravili bod, tak by mal obrovskú cenu pre nás. To ste videli, aj keď ako sa tešili tí ľudia, aj keď sme dali len na 2-1. A to je ten možno ten dobrý pocit, ktorý mám v sebe, že sme ich stiahli do toho deja, že sa stále niečo dialo, aj keď oni boli výborní na lopte, ale tí chalani jazdili, bojovali, presovali a nakoniec mohli byť odmenení tým bodom z Fenerbahče a hovorím, škoda, že to nevyšlo, ale celkovo mám dobrý pocit, uvidíme po analýzach, aký budem mať, ale a myslím, že sa to nezmení. Ben maçtan ve hemen maçtan sonra da söyledim. Yani antrenörler maçtan sonra mağlubiyetten sonra ben memnun olacağım çok söylemiyorlar ama ben bu maçtan çok iyi bir
sizi çıkardım. Benim oyuncularımdan memnunum, maçtan da memnunum. Çünkü çok güçlü bir takım oynadık. İlk yarıda çok iyi bir defans yaptık. İkinci yarı iyi bir defans yaptık. Fenerbahçe'ye hiçbir şans vermedik. İkinci 57. dakikada bizim iyi bir iki şansımız vardı. Top da üstüne biz oturduk ama 60. dakikada geldiği ilk golün geldiğinden sonra yine bir şansımız vardı. Akabına ikinci golü yedik. Arkasında ikinci golü yedik. Ondan sonra artık oyuncularımız biraz oyundan düştü. Bir de sonra Osterfin'in attığı yaptığı bir şeyden gol attık. Attığımız golden seyirci bizi şey etti ama şansımız yoktu. Daniel'in bir şansı vardı. O topu çok havaya attı. Ama ne kadar böyle bir maçlarda böyle bir takımla oynadığınızda biraz da şansı sizin üstüne olacak. Bugün olmadı ama ben oyuncularımla çok memnunum. Bu maçtan bir puan alabilirdik ama almadık. Neyse. Bir maçı bir seyredeceğim, bakacağım. Ama ben oyuncularımla hepsine teşekkür ederim. Hepsine memnunum. Tak v prvom rade poviem, že chystali sme sa na tú zostavu, ktorá hrala proti Norčilendu, takže to sme viac menej trafili, že ktorí hráči nastúpia. İlk olda da biz Fenerbahçe'nin Norçlender oynadığı takımı bekliyorduk. Onu da çıkardık yani o takımla oynayan başını çıkarıp maça çıkacağını bekledik, biliyorduk. Takže tam sme sa takmer vo všetkých mienach trafili a... Orada zaten her bir şey... A to nám... Umduğumuz gibi öyle çıktı. A to nám ukázal ten prvý polčas, že sme boli nachystaní, aj keď som cítil, že chalani sa trochu oťukávajú na tom ihrisku s tým ťažkým súperom. İlk yarıda ona oynadık, baktık. Biliyorduk ki onların Fenerbahçe'nin yavaş yavaş oyuna gireceğini ama biz bekliyorduk yani çok birden ileri yer bir şey yapmak istemiyorduk. Öyle biraz usulla maça girdik. Viem, že vpredu máte určite ešte väčšiu silu, keď pretočíte nejakých tých útočníkov alebo krídla. Biliyoruz ki ileride Fenerbahçe'nin çok iyi bir oyuncuları var. Onlar biraz değiştiğinde bir problemler çıkarabilir bize. Ale myslím si, že dneska bolo dosť kľúčové to, že ste mali fantastickú obranu, pretože tá vás držala, pretože tá obrana štvorka, to sú nosní hráči, ktorí sú skúsení a sú fantastickí, sú veľmi rýchli, dynamickí, s výbornými súbojmi a tí strašne veľa dneska vecí takých zachránili. A to bolo rozhodujúce v tom zápase. Bugünkü benim bir şeyime göre Fenerbahçe'nin defansı çok iyiydi. Dörtlü oyuncu her şey işini işte yaptı. O yüzden Fenerbahçe'nin şansı o dört defansın çok iyi oynadığını, bize hiçbir şans bir şey vermediğini düşünüyorum. O tam anahtarıydı. Bu maçın anahtarı Fenerbahçe'nin defansı. Dört arkadaki dört önemli defans oyuncusuydu.